Evet Kadriye abla, nasıl buldun kabak tatlısını? Kabak tatlısı gayet güzel olmuş. Güzel de pişmiş ama yani bana kolay. Çok kolay bir tatlı. Ben hem tencerede pişirdim. Yani hem bunun başını bile beklemiyorsun. Şekerini koyup pişirecek. İki aşama. Şekerini koyuyorsun tamam ama. Tamam da yani hani ocakta bir şey yok bunda. Sadece kolay. Fırına o yüzden çoğu da yetiştiremedi. Fırınlaması da kolay. Yani tencerede alacağım, o yüzden, fırına süreceğim. Hayır, fırına süreceğim ama aşamalı değil. Yani. Değil yani. Bir şekerini koyup tencerede yanabilir, pişince. Yanabilir, bir şey olabilir. Yani mesela niye kolay olsun ki bu? Kolay tabii, bu hayır, ne ki yani? Hayır. Sizin beğendim. Gününüz geçti ya, inanın ki Kadriye Hanım. Siz ben o yüzden günümle böyle ilgili değil yani. O yüzden. Peki Elif gerçekten Hanım nasıl buldunuz? Kabak evet zor bir aşamadan geçiyor. Açacaksın önce, içine cevizini koyacaksın. Bir sürü 40 lütfen kat, dalga geçmeyin. 40 kat açacaksın gerçekten yani. Emeğe saygı duyun. Emeğe dalga saygı geçmeyin. Duyuyorum da bu yani siz o kadar iddia ettiniz hafif ki kendinizi. Ağır. Emeğe saygı duyun. O hep kadar kırıcı şeyler söylüyorsunuz. Ki, gerçekten. Yani bu ben hiç yakışmadı. Yani hiç size yakıştırmıyorum. Bir ahçıya yakışmadı yaşınıza, yani. Yaşınıza yakıştırmıyorum. Böyle dalga geçmeyi işte. Dalga geçmiyorum ki, gerçeği söylüyorum yapmayı, ben. Bilmem ne yapmayı. Yapıyorum hiç ben. Hiç yakıştırmıyorum size. Ben yapıyorum yani. Yakışmıyor ben gerçekten. Bu yorumdan beğendiniz yakışmıyor. Mi? Tadını beğendim. Tadı güzel olmuş. Ama şey bir afiyet ağır bir olsun, şey değil yani. Ama gerçekten. Tencereye atacaksın. Hep kırıcı oluyorsunuz. Medine abla tatlının kolay olmasından bahsediyorlar. Ne diyorsun? Ya kolay değil. Her şeyin bir zorluğu var yani. O kabağın keşke Medine buraya Hanım, öyle kendi kendine pişip yorum gelmiyor yaparken yani. Yorum yaparken de öyle deseydiniz herkesin menüsüne. Şu aşamadan yerin, geçiyor kolay yerinde, değil. Yerinde yorum deseydin, yapmışım. Selya Hanım, Selya Hanım nasıl ben buldunuz? Şey Kadir Bey bence de çok kolay. Yani kabak tatlısını ocağa koyacağım, fırına attım diyor, aşamalı diyor. Alıp tepsiye koyup fırına sürecek. Bunda ne var ki yani 10 dakikalık, 20 dakikalık tabii iş. Tabii ya herkes yani yapar. Ben kaç yerde kabak yedim, hiçbiri de tadı güzel olmuyordu. Gerçekten bak bunun tadı muhteşem olmuş. Nedense senin yaptığın için muhteşem hayır, olmuş. Hayır gerçekten yani nedense öyle olmuş yani. Peki Gökçe Nur Hanım nasıl buldunuz? Kadir Bey pişmiş yani böyle pişiyordur büyük ihtimalle, evet, yapmadığım pişiyor için. Hı-hı. Elinize sağlık, şeker de yerinde. Hani ben başka bir yorum yapamam yani. Senin buna çocukluğundan beri kabak yemiyor musun? Ya da çok yediğinde ikra mı geldi sana? Yok ben hiç yemedim. Ablacığım eline koluna sağlık. Kabak çok afiyet lezzetinde olsun, kıvamında pişmiş. Afiyet olsun. Bal gibi de bir rengi var. Çok beğendim. Afiyet çok güzel olsun olmuş. Eline koluna sağlık. Bunun adı neydi? Çörek. Tahinli çörek. Pekmezli, buyurun bakalım tadına sor. Cevizli çörek. Tahinli pekmezli cevizli çörek. Evet Elif Hanım, tahinli çöreği nasıl buldunuz? Güzel olmuş, eline sağlık. Beğendim, evet. Peki, Selia Hanım. Ben de beğendim, eline beğendim sağlık. Afiyet olsun. Kadriye Hanım. Ben de beğendim. El açması dediniz, buyurun el açması. El açması ama ben de bunu açıyorum, ben biraz daha ince açıyorum. Yani aldığımız yerlerde de hamuru biraz kalın ben oluyor ama yerlerde çok da de kalın çok değil yani. Bu da şey Kadir Bey, bir tane yapın, rulo yapın, kesin. Bir kadar zaten el açması yapınlar desinler. Bu çok evet, kolay bu aynen. Kadir Bey. Bir rulo yaparsın şu kadar, onu tık 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 bir tepsi gelir zaten. Peki Gökçe Nur Hanımcığım. Kadir Bey evde yapılan bu kadar sert mi oluyor bilmiyorum da hani ben evet, kıtır kıtır, kıtır mı oluyor? Hani ben daha önce hiç yemedim. Hani fırından alıp yedim, ben daha önce hiç böyle yemedim de güzel tadı falan güzel. Ben biraz şekerli yediğim için belki biraz daha şekeri bir tık daha olabilirmiş. Evet, şekeri biraz bana da az evet, geldi. Evet yani biraz daha şekerli olabilirmiş. Evet ablacığım eline koluna sağlık. Gökçe Nur'a ben de katılıyorum. Ben de biraz şekerli yediğim için biraz bana içi şekersiz geldi. Ama hamuru güzel olmuş. Eline koluna sağlık diyorum. Evet her şeyin tadına baktık. Ben bir şey demek istiyorum. Buyurun. Türküyle şey yapmak istiyorum. İzin i̇ster verir misiniz? Medine Hanım ister misiniz böyle bir şey? Söylesin. Ha, ne diyeyim ben yani? Söylemem bir güzel mi derde düşürdün beni. Umulmaz ateşte pişirdin beni. Pişirdin türküyle beni. Türküyle taş vuruyor bana Kadir Bey. Madem niyetinde ayrılık vardı. Niye haldan hala düşürdün beni? İyi ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Şimdi bu türküde ne anlatmak istediniz? Kulaklarınızın pasını attırdınız. Ne anlatmak istediniz? Laf nerede soktunuz onu diyor. Dumansız ateşte pişirdi de beni Medine Hanım o yüzden ona evet ithaf ediyor. Sizin yani gününüzde eleştirilerden evet dolayı. Hayır sizin dumanınız tütüyor duman, herhalde. Evet. Ben de dumansız ateş yapmışım. Peki. Dumansız ateşte pişirdin beni. Valla. Durdu durdu sana şarkı patlattı. Ben de daha büyük bir laf sokmalı bir şey bekleyecektim. Kadir Bey'e bir hediyem vardı benim. Size heybe...
hediye etmek istiyorum. Heybe mi? Yalnız rengi çok güzel. Bir şey diyeceğim, daha önce lif aldım, patik aldım ama heybeyi çalmamıştım. İyilikleri bir gözüne koyarsınız, kötülükleri arkaya atarsınız. O zaman hemen şu arka kısmı evet. atıyorum. Hatta İyilikleri şu arkanın içine sesi koyuyorum. Evet. Direkt sırtıma vuruyorum. İyilikleri öne, kötülükleri arkaya atarsınız. Çok teşekkür ediyorum. Gördükçe de sizi anlayacağım. Evet. Elinize kolunuza sağlık diyorum. Çok sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.